Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fındıklı ay tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Kıyır kıyır, şerbetli, nefis bir tatlı oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Şerbeti için 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, çeyrek limon suyu ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 250 ml bardaklardan. Ocağı açtım. Şeker eriyene kadar karıştırdım. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatıp soğumaya bırakıyorum. Hamuru için 125 gram oda sıcaklığında margarin veya tereyağı, 1 çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Bir tane yumurtanın beyazını içine, sarısını da üzerine sürmek için ayırdım. Bir paket vanilya ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Bir çay bardağı irmik ekliyorum. Unu azar azar ilave ederek hamuru yoğuruyorum. Toplamda 2 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un ekledim. Bir paket kabartma tozu ekliyorum. 1 su bardağı da fındık ekliyorum. Ben çiğ fındık kullandım. İsterseniz kavrulmuş fındık da kullanabilirsiniz. Hamuru iyice yoğurdum. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Hamuru iki parçaya böldüm. Daha kolay açabilmek için, daha kolay çalışmak için iki parçaya böldüm. Bir tanesini açıyorum. Bir tanesini merdane ile açıyorum. Çok inceltmiyorum. Böyle bir parmak kalınlığında açıyorum. Kenarlarını düzeltiyorum. Dikdörtgen şekil veriyorum. Yuvarlak bir kalıp kullanıyorum. Yuvarlak kalıpla ay şeklini veriyorum. Hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Eğer elinizde bu şekilde yuvarlak bir kalıp yoksa çay bardağı da kullanabilirsiniz. Çay bardağı da aynı şekilde ay şeklini verecektir. Bütün hamurları bu şekilde hazırlıyorum. Kalan diğer hamuru da aynı şekilde açtım. Kalıpla şeklini veriyorum. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirdim. Üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına verdim. Üzeri hafif kızarana kadar pişirdim. Benim fırınımda 15 dakikada pişti. Sıcak sıcak yağlı kağıdı altından alıyorum. Tatlıları tepsiye tekrar dizdim. Şerbetin daha kolay soğuması için bir kaseye almıştım. Soğuyan şerbeti sıcak tatlılara veriyorum.
Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Şerbeti döktükten sonra üzerini kapatıyorum. Üzeri kapalı bir şekilde şerbetini çekene kadar beklettim. 1-2 saat bekledikten sonra ben servis ettim. Yani 2-3 saatin sonunda hazır olacaktır ama ben daha yumuşak olsun istiyorum derseniz bir gece bekletmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde böyle kıyır kıyır aynı zamanda da şerbetli nefis bir tatlı oluyor. Üzerine Antep fıstığıyla süsledikten sonra servis ediyorum. Sizlere tabii kıvamını da göstermek istiyorum. Böyle şerbetli, kıyır kıyır, bol fındıklı, nefis bir tatlı oldu. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.